Şimdi sizin de dediğiniz gibi eğer son yıl son 15-20 gün içerisine baktığımız zaman bölgemizde birincisi Malatya, Hekiman civarında, diğeri Bingöl civarında ve işte Tunceli, Çemişgezek civarında depremler oldu. Bu depremlerden Hekiman ve Bingöl'deki deprem 5,5 büyüklüğündeki depremler ve bundan sonra da peş peşe artçı depremler özellikle Hekiman'da uzun zaman devam etti. Şimdi biz Türkiye'ye baktığımız zaman bunu sıkça söylüyoruz. Türkiye'de 3 ana bölge var. Bu bölgelerden depremle ilgili bunlar ve bu bölgelerden birisi Kuzey Anadolu fayı, işte Karlova'dan başlayıp Marmara'ya kadar devam eden ve Tekirdağ'a kadar devam eden bir fay zonu. İkincisi bizim de bölge içerisinde bulunduğumuz Doğu Anadolu fay zonu. Ve üçüncüsü de şu Ege bölgesindeki grabenler dediğimiz açılmalar. Şimdi bunlar üç önemli tektonik ve bir de Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde bu Erzurum, Kars civarında, Van'ın kuzeyinde önemli faylarımız var. Ayrıca yine bizim bölgeyi ilgilendiren Hakkari'den başlayan bir kavis çizerek ve Elazığ'ın güneyinde Elazığ Diyarbakır arasında geçerek Akdeniz'e doğru giden ve Güney Doğu Anadolu bindirme kuşağı dediğimiz kuşak var. Bu kuşak boyunca da çeşitli depremler meydana gelmektedir. Malatya'daki Hekiman depremi, Malatya Ovacık fayı dediğimiz bir fay üzerinde, faya yakın bir bölgede oluşuyor. Bingöl'de meydana gelen deprem ise bu Kuzey Anadolu fayı ile fay zonu ile Doğu Anadolu fay zonunun arasındaki bir üçgen bölge var. Çok sayıda faylarımız var. Bu faylara bağlı olarak da bu bölge oldukça aktif ve çünkü hem Kuzey Anadolu fay zonunun etkisi altında hem Doğu Anadolu fay zonunun etkisi altında ve dolayısıyla bu bölgede çeşitli depremler olmaktadır. Bunun dışında Çemişgezek veya diğer bu bölgede meydana gelen depremler yine bu doğrudan doğruya Doğu Anadolu fay zonu ile ilgili olmayan veya doğrudan doğru Kuzey Anadolu fay zonu ile ilgili olmayan ama ikisi arasında gelişmiş olan faylarla meydana gelmektedir. Bunların bir kısmı diri fay dediğimiz yani aktüel olarak hareketli fay, bir kısmı ise ölü fay dediğimiz yani artık daha hareketi olmayan, bitmiş olan faylardır. Elazığ'a baktığımız zaman Elazığ bölge olarak Doğu Anadolu fay zonunun yakınında şehir merkezimiz yaklaşık kuş uçuşu 25 kilometre Sivrice Hazar Gölü gölünün içerisinde geçen faya oldukça yakın. Yine Malatya'nın kendisi de öyle. Bu fay, Doğu Anadolu fay zonu zaman zaman tarihsel dönemler içerisinde büyük depremler üretmiş ve bundan sonra da üretecektir. Ama depremin tarihini bilmemiz mümkün değil. Fakat bu fay zonu uzun zamandan beri bazı bölgelere hiç özellikle Elazığ Bingöl yani Palu Bingöl arası kırılmamış henüz bir bölge. Yine bunun üzerinde çeşitli bölgeler, çeşitli segment dediğimiz segmentler var. Bu segmentler üzerinde ileride gelecekte önemli büyüklükte 6,5-7 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığı vardır. Ama şu anda olan Malatya'daki ve Bingöl'deki olan depremlerin bu fay zonuyla direkt alakası yoktur ve Elazığ'la ilgili önemli bir tetikleyici veya önemli bir deprem oluşturacak bir durumu söz konusu değildir. Şimdi normal olarak Kuzey Anadolu fay zonu ile Doğu Anadolu fay zonunda beklenen bu büyük depremlerin oluşma zamanı aynı değil. Kuzey Anadolu fay zonunda daha bazı bölgelerinde daha kısa zamanlı. Ama Doğu Anadolu fay zonunda bizim özellikle Elazığ yöresine bakacak olursak yaklaşık olarak 130, 120, 130 yıl önce meydana gelen depremler var. Ancak o dönemde bu depremler aletsel ölçüm olmadığı için gözlemlere dayanarak söylediğimiz büyüklükler var. Fakat bu tür faylar üzerinde İşte ortalama 150 ile 100-200 milyon, 200 bin, 200 yıl arasında önemli depremler meydana gelmektedir. Bazı bölgelerinde
artık enerji birikimi önemli bir seviyeye ulaşmış. Bu nedenle önemli olan bizim, ben hep şunu söylüyorum, önemli olan burada bir deprem meydana geleceğini bilerek yerel yönetimler veya diğer merkezi yönetimlerin şehirlerde ve köylerde tedbir alması, şehirlerin ve köylerin depreme dayanıklı olarak yapılmasıdır.